Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hazreti Ali yüzüne tüküren düşmanını neden öldürmemiş? Bir Müslümanın Müslümanlardan düşmanı olmaz ve olmamalıdır. Müslüman olmayanlarla da mecbur kalmadıkça, zaruret olmadıkça, artık başka bir çıkış yolu kalmadı demedikçe soru içinde olur, barış içinde geçer. Çünkü Ayetin ifadesiyle sul her zaman hayırlıdır. Ancak savaşın kaçınılmaz olduğu durumlar olur mu? Olur. İşte o zaman öldürmek de caizdir. Hatta gerekli olabilir. Ancak bunu Allah için yapar. Savaş meydanında düşman askerleriyle çarpışmak ve onları öldürmek hem askerin hem de komutanın asli bir görevidir, vazifesidir. Ayrıca İslam mücahitlerinin cihat esnasında düşman askerin öldürmesi sevap olduğu gibi düşman tarafından öldürülmesi de en büyük mertebelerden birisi olan şehitliktir. İşte Hz. Ali'nin radıyallahu öldürmek istediği kimse bir düşman askeridir ve bu olay cenk meydanında savaş ortamında meydana gelmiştir. İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Kılıcını çekmiş tam keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. Bunun üzerine Hazreti Ali o kafiri öldürmekten vazgeçmiş. Kesmemiş. O kafir Hazreti Ali'ye neden beni kesmedin ve öldürmedin diye sorunca Hazreti Ali şu mükemmel cevap vermiş. Seni Allah için kesecektim fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni öldürmekten vazgeçtim. Bu cevap üzerine etkilenen düşman şu ibretli cevabı vermiş. Sana tükürmekteki maksadım beni çabuk kesmen ve bu e, zillet ortamından çabuk kurtulmamdı. Madem dininiz bu derece safi ve hadistir, o din hak dindir demiş. Demek ki her işimizde hatta savaş meydanında düşman öldürmede bile esas olan Allah'ın rızasıdır. Hazreti Ali'yi öldürmeye gelen o adam onun kılıcı altında can vermek üzereyken Allah rızası için yapılan bir hareket düşmanın Müslüman olmasına neden olmuştur. Öyleyse bu olayı okuyan, dinleyen ve ibretle ders alan bizlerin de her olayı karşısında sırf Allah rızası için yapmak, sevgimizi de, düşmanlığımızı da, bozumuzu da, öfkemizi de ama nefsimiz karıştığı zaman hemen ondan vazgeçip özür dilemek ve haksızlığımızı ortaya koymak gerekiyor. Onun için eee Allahu Teala biz istikametten ayırmasın.